bir medeniyet olduğunu, nasıl bir üstün meziyetlere ve toplumun efendime söyleyeyim huzur ve refahı içerisinde yaşamasını sağlayacak bir din olduğunu anlamak için ikra yeterlidir. Okutuyordur. Peygamber heyatına Cebrail ona geliyor, oku. Bir ayet sonra tekrar diyor. İkra. Karabu kendine karabu. Oku diyor. Yine ve aynı ilk beş ayet gelmişti Peygamber Efendimiz'e. Peygamber olarak seçildikten sonra ona gelen vahiy dedi ki Alak suresinin ilk beş ayeti. Oku emriyle başlar o ayet. Üçüncü ayette de ne görüyor musun? Ellezî allemel gayb. Kalemden bahsediyor. Ona gelen ilk beş ayet, ilk beş ayetin iki tanesi oku kelimesiyle, üçüncü ayeti kalem sözcüğüyle doğru. Okumak ve yazmak. İslam'ın okuyan, yazan toplumlar işte bunun için güçlü olmuş. Ne zaman bizim ecdadımız okuyordu, yazıyordu, o zaman biz de güçlüydük. Oku demiş ama neyi oku dememiş. Fizik oku, kimya oku, matematik oku, biyoloji oku, tarih oku, coğrafya oku. Oku. Her okuduğun şeyde Allah'ı göreceksin. Her baktığın şeyde Allah'ın eserini göreceksin. Bakın diyor Cenab-ı Allah dağlara. Güneşe bak diyor. Yıldıza bak diyor. Geceye bak diyor. Gündüze bak diyor. Kendine bak diyor. Yan yağmura bak. Güneş her gün kendisine tayin edilen vakitte doğar. Kendisine tayin edilen, belirtilen vakitte batar. Bir gün 24 saattir. 24 saat bir saniye olmaz. 23 saat 59 dakika olmaz. 24 saattir.